geldiniz. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bugün sağlıklı zayıflamanın sırlarını Doktor Fevzi Özgönül hocamızdan dinliyor olacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sizler nasılsınız? Her zamanki bir fit. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Elimden geleni yapıyoruz. Fakat bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Kilolu insan şişmanın halinden anlar. O yüzden lütfen çok zayıfların ne yaptığına bakmayın. Kilolu insanlar nasıl zayıflamış ona bakın. Doğru. Mesela örnek hocamız. Evet. Hocamızın görüntüleri ekrana gelsin. Kendisi 39 yaşındayken 117 kiloymuş. Ama şu anda kendisi tam 61 yaşında ve 85 kilo. Öncelikle bir hekim olarak kendisine de sormamız gerekiyor bu soruyu. Az sonra soracağım. Ama vücudumuzda yağlar neden birikiyor? Hangi besinler bizi şişmanlatıyor? Hangileri sıkılaştırıyor? Neden ekmek yemeden doymuyoruz ve sık sık acıkırız? Bunu sorgulayacağız. Sporu sabah açken mi yoksa öğlen tokken mi yapmalıyız? Hangi şekilde daha faydalı olabilir? Gece yediğimiz için mi yoksa gündüz yemediğimiz için mi kilo alıyoruz, kendimizi kesiyoruz? Yoksa da özellikle de şişmanlatmayan güzel tariflerimiz de olacak. Mesela sizlerin lezzetli bulacağını düşündüğümüz çikolata toplarımız var. Yalancı burger de var. Bir miktar da kendimizi evet, lezzetli şeylerle tabii ki de kandıracağız. Peki hocam, asıl o zaman o soruyu ben size sorayım. Siz nasıl verdiniz kilolarınızı? Neyin farkındalığıyla vermeye başladınız? İlk başta neden kilo alıyoruzu bilmemiz lazım. Onun için ben yavaş yavaş bunu anlatacağım. Ve herkesin başına gelen bir şey var. İsterseniz şöyle orada geçelim. Orada anlatalım. Buyurun geçelim hocam, orada anlatalım. Şişmanlama bedenimizin özellikle göbek, basen ve kalça bölgelerinde yağ birikmesiyle oluyor. Peki bu yağ özellikle de seçilmiş gibi neden o bölgelerde birikiyor? Evet. Şimdi hepimizin başına gelmiştir. Kahvemizi aldık, koyduk masana. Çok güzel şey yaparken bir baktık masa sallanmaya başlamış. Kahvemiz dökülüyor. Hı hı. Çok sinir oluyoruz değil mi? Hiç kimse kalkıp da tahta alıp testereyle kesip çiviyle ayağına çakmaz değil mi? Evet. Ne yapar? Ne yaparız? Bir tane kağıdı alır, buruşturur, altına sıkıştırır. Çözüm bitti. Pratik bu kadar çözüm basit. Hocam. İşte vücudumuzda aslında normalde sıkı sıkıdır. Bağ dokusu var, sıkı. Aynı sizin gibi. Ama bu zaman içinde eğer yanlış beslenmeyle gevşerse, ki zaten yanlış beslenmeyi birazdan anlatacağım, vücutta basit şekeri beyaz yağ çevirip içine tıkıştırıyor. Bunu da genetik olarak nerede olması gerekiyorsa oraya koyuyor. Nasıl bu, ben bu ayağı bozuktu değil mi? Bu ayağın altına koydum. Vücutta göbeğe koyabilir ailede. Kalçaya koyabilir, basene koyabilir. Her şey ailevidir. Ama burada demek değildir ki bu bölgesel bir şişmanlık. Şişmanlık şişmanlıktır. Evet, doğru. Beyaz yağ oraya sıkıştırması. Böylelikle denge sağlar. Bu dengeyi sağlamasına neden olan da ekmek tatlı hamurları. Dikkat edin. Hiç kilo almazsınız ama bir anda bir şey olur. Mesela ayağınız burkulur. Bir uzun süre hareketsiz kalmak zorunda kalırız. Ve ne yaparız? Gelir. Yeriz zaten oturduğumuz, yattığımız hareketsiz yerden. Hareketsiz olduğumuz zaman neden yediğimizi de anlatacağım. Çünkü acıkırız. Hareketsizlik sindirim sistemini desteklemez. O yüzden ne olur? Acıkırız. Acıktıkça yemek zorunda kalırız. Ben de mesela tam tersi oluyor. Hastalandığımda, yani Allah vermesin, mesela yatmak zorunda olduğum dönemlerde enerji harcamadığım için iştahım da olmuyordu. Mesela hamilelik döneminde benim erken doğum riskim vardı. Ve neredeyse son 3 ayımı yatarak geçirmiştim. Ve sadece onun için bir şeyler yiyeyim, hani bebeğime iyi gelsin diye yemiştim. Enerji harcamadığım için hiç yemek yiyemedim. Bu neden? Peki ben şöyle anlatayım. Siz küçük bir stüdyo daireniz var. Diyorsunuz ki benim dairem diyor tadilat olurken bir boya badana yetiyor diyorsunuz. Ama öbürünün 120 kilo kocaman bir şatosu var. Onun tadilatı ya sizin tadilat aynı olur mu? Tabii olmaz. Bedensel olarak. Bir sonuç de olarak sizin çok fazla bir probleminiz yok. Onun için az enerji yetiyor. Mesela günde bir öğün besleniyorsunuzdur siz. Ben yetiyor. Bir mi? 3, 4 bazen, 2 bazen. 3, 4. Veyahut da çok fazla dikkat etmiyorsunuz. Tatlı yiyorsunuz değil mi? Yok, yemiyoruz. Hiç yemiyor musunuz? Vallahi yemem tatlı. Sevmiyorum peki, ben. Peki meyve? Muz. Muz, tamam. Bakın meyvede fruktoz basit şekerdir. Tatlı, bir de yumuşamış şeker, muzu yemem. Sert muz severim. Sert muz da olsa içinde fruktoz vardır. Fruktoz basit şekerdir. Vücut alır onu, beyaz yağa çevirir. Ama herkes de çevirmez. Siz de çevirmiyor. Çünkü sizde onu sıkıştıracak bir şey yok. Mesela ben bu masanın dengesini sağladım. Burada kağıt var. Alıp bu kağıdı illa buruşturup altına sokmuyorum ki.
Çünkü denge sağlandı, bitti. Evet. Sizin de 100 kiloya çıktınız, denge sağlandı. Artık 120 olmuyorsunuz, 100'de kalıyorsunuz. Kalıyorsun. Ben çok soruyorum, kaç kilosun? 95. Ne kadar zamandır? 4 yıldır 95 kiloyum. Çünkü tekrar onu içine sokmaz. Yani siz tatlı yeseniz de kilo almazsınız. Anladım. Orada biter. Orada fixlendi artık o. Şimdi şişmanlatan besinlere baktığımız zaman tatlılar, hamur işi ekmekler, makarna, pilav ve meyve olarak karşımıza bunlar çıkıyor. Şişman tattan çünkü içinde basit şeker var. Basit şeker. Basit şeker olduğu için vücut onu alıp şey yapıyor. Hatta şişman insanlar hep bunları isterler. Neden isterler? Çünkü o dengeyi sağlamak için bunlara ihtiyaçları var. Halbuki biz iki tür zayıflama diyoruz. Bir tanesi tahribat, bir tanesi tadilat. Şimdi siz bir kişiye hiç ekmek, tatlı, hamur işi ve meyve vermediniz. İçini dolduracak malzeme yok vücutta. Ne yapacak? İkinci yolu seçmek zorunda. Yani hacmini daraltacak. Mesela sizin elinizde altına sıkıştıracak bir malzeme yoksa marangozu çağırıyorsunuz. Ya bu çok oynuyor. Evet. Onu ayağını düzelt diyorsunuz. İkinci yol. Vücudun ikinci yolu sıkılaşmaktır. Çünkü sıkılaşırsa o zaman o boşluklar kaybolur. Hani hurç çekiyoruz ya, küçülüyor. Ağırlık değişmiyor. Bağ dokuları mı sıkılaşıyor? Bağ dokuları sıkılaşıyor. Yani bağ dokusu şey yapıyor. Burada en büyük yanlışı şimdiye kadar hep zayıflamada yaptık. Ne yaptık? Tatlı hamur işini kestik ama yemeği de kestik. O zaman vücudun ikinci şansı kalmadı. Biz hepsini kestik. İçini boşalttık. Vücut da bir yere kadar boşalmamıza müsaade etti. Sonra. Bir yerden sonra durdurdu. Hatta su içsem bile inmiyorum. Yarar hale geliyor. Yarar hale geldik. Sonuç olarak vücut kendini koruma altına aldı. Metabolizmayı azalttı. Enerji harcamasını yok etti. Sizin içinizi boşaltmanıza müsaade etmedi. Sonra ne oldu? En ufak bir yanlışla hop yukarı çıktı. İşte bunu yapıyor. O yüzden tahribat yapmayın. Siz ekmek tatlı hamur işini kestiniz ama diğer yemekleri yerseniz küçüleceksiniz. Etli i̇şte biz sebze onu yemekleri, sebze yemekleri ve bakliyatları yersek de sıkılaşıyoruz. Sıkılaşacak ama bunları yiyip sindirmek de zorundayız. Ha, i̇şte sindirmekte problem önemli. Var. Mesela oraya geçelim, o örtünün altında bir şey var. Tamam. Şimdi siz diyorsunuz ki benim önümde yemek var ama ben ekmeksiz doymuyorum. Evet. Tatlısız yapamıyorum diyorsunuz. Bunun çok basit bir açıklaması var. Açıyoruz. Önünüzde yemek var ama konserve gibi. Tamam. Eğer sizde enzim sistemi bozuksa bunu açamazsınız. Açamadığınız zaman da bu yemeği yiyemezsiniz. Yani sindiremezsiniz. Sindirmediğiniz için tatlıdan enerji, ekmekten enerji almak zorundasınız. İşte bu sistemi düzeltmek tamam. zorundasınız. Yani o zaman ben tatlısız duramıyorum, tatlı krizleri yaşıyorum veyahut da ekmeksiz doymuyorum diyen kişilerin bir enzim, bir sindirim problemi var. Sindirim problemi var. Şimdi şöyle düşünün. Sindirim sistemi donanımdır. Nasıl siz bir bilgisayar alıyorsunuz? Çok güzel. Mükemmel bir bilgisayar ama içinde yazılım yoksa hiçbir işe yaramıyor. Biz doğduğumuz evet, zaman sıfır doğuyoruz. Bağırsak florası yok. Enzimler çalışmıyor. Hatta anne sütünden sonra yavaş yavaş ek gıdalara geçtik değil mi? Evet, niçin doğru. yavaş yavaş geçiyoruz? O enzimleri aktive etmek için. Herkesin sindirim sistemi parmak izi gibidir. Mesela Karadeniz'deki bir kişi eğer şişmansa gidip ona Akdeniz diyeti yaptıramazsınız. Yaptırırsanız zayıflar ama Karadeniz'e dönünce gene şişmanlar. O zaman yemeğine karışmayacaksınız. Çünkü o doğduğundan itibaren o yazılımla doğdu. O yazılımla devam ediyor. Ailesinin yazılımı o. Ona öyle davranacaksınız. Ben hiçbir zaman danışanlarıma şunu ye bunu ye demem. Siz demiş o kadar güzel bir şey söylemişsiniz. Şimdi bunu çözmeye çalışıyorum. Sindirim sistemi donarım. Bağırsak florası yazılımdır. Bağırsak florası doğuştan sıfırdır. Biz onu mahvediyoruz. Biz onu yazılımla evet, bozuyoruz. Evet işte o nasıl bilgisayar programına evet. bir virüs koyuyorsunuz. Programı mahvediyor. İşte ekmek, tatlı, hamur, şey yani içinde basit şeker olan şeyler virüstür. Bu virüsü yok etmek mümkün değil. Çünkü format hep hayatımızda. Atacağız. Format atacağız işte. Carboxypunter o formatı atıveriyor. Ondan sonra ne yapıyorsunuz? Yemeye başlıyorsunuz. Aa sindirmeye başladım. Mesela çocuk abur cuburdan kurtuluyor. Niçin kurtuluyor? Çünkü yediklerini sindirmeye başlıyor. Yani bu enzim harekete geçiyor. Artı bağırsak florasını probiyotikle güçlü olarak desteklediğin zaman o yazılım da düzeliyor. Ne yapıyorsunuz? Aa her şey yoluna girmiş. Kendi sofranızdaki yemekleri yiyerek bunu başarabilirsiniz. Ama yemek yemeniz lazım. İki türlü şey var. Hani dedim ya bir tanesi tahribat, öbürü tadilat. Tahrip etmek istiyorsanız aç bırakın. İçini boşaltır.
Ama bir yere kadar o gevşer, da. Gevşer, gevşer, sallanırsınız, sarkarsınız. Halbuki tadilat olması için içini boşaltmasına gerek yok. Yediğiniz yemekleri arttıracaksınız. Demin mutfaktaki ama ne yediğimiz tabii hanımla çok önemli. Konuşuyorduk. Diyor ki ben hiç ekmek yemiyorum, hiç tatlı yemiyorum. Ama iki öğün besleniyorum diyor. Bir sabah diyor, bir akşam diyor. Hı-hı. Yanlış. Şimdi siz evinize tadilat için usta aldınız. Malzemeyi ne zaman verirsiniz ustaya? Çalışırken İşe değil mi? Başlayacağız. Yani vücudumuz uyandığımız zaman aktif hayata geçer. Dinleninceye kadar aktif hayattadır. O zaman enerji almamız lazım. Sen yani mi dedin bunu sabah aşağıdan? Ve öğlen çok önemli. İkisini yiyeceksiniz. Hatta bir araştırma var. Sonucu söyleyeyim. 3.30'a kadar yediğiniz faydalı besinler size fayda veriyor. 3.30'dan sonra yedikleriniz fayda vermiyor. Mesela Ayşe abla çok hareketli, çok esnek, çok enerjik mesela baktığım zaman. Ama demiş ki hani ben günde iki öğün yiyorum. Sabah tatlı yemiyorum, ekmek yemiyorum. Şimdi bunu yapan ve kilo veremeyen bir sürü insan var. Ayşe abla şimdi kilolu mu baktığın zaman bu yaşta bir kadın için gayet fit duruyor. Ama göbek bölgesinde göbek bir yağlanma işte var o, ve o neden kurtulamıyor? Kurtulamamasının nedeni faydalı olan gıdaları geç yiyor. Geç saatte mi geç yiyor? Geç saatte yiyor. Bakın geç saatte yemek şişmanlatmıyor. Erken yemediği için zayıflayamıyor. Çünkü ona fayda etmiyor. Yani siz usta gittikten sonra malzeme veriyorsunuz. Tadilat olmuyor. Kaçta yiyorsun Ayşe abla? Hocam ben sabah 7'de kahvaltı yapmış oluyorum. Tamam. Bir de 4'te yiyorum. Bir de 4'te yiyorsun. Evet. 2.5 sınır. 4 olunca çünkü yediğimiz yemeklerin nasıl sindirme süresi varsa bunların pişirme süresi varsa sindirme süresi de var. Bazen yemekler yer yemez girmiyor ki içeri. Siz 4'te yiyorsunuz 8-10 saat sonra amino asitlerine parçalanıp işe yarar hale geliyor. Şimdi ben şöyle bir şey anladım. Faydası olan yiyeceklerin işe yaraması için de 2.5-3.5 maksimum o saatlerde yemiş olmamız çok güzel. Ondan sonra aç kalmanıza gerek yok. Ondan sonra günlük enerji acıktıysanız yiyeceksiniz ama akşam yediğiniz gıdalar çiğ olmayacak. Yani sindirimiz rahatsız etmeyecek. Rahat olacak. Çorba içebilirsiniz, sebze yiyebilirsiniz, pişmiş yemek ama yiyebilirsiniz. Ama pişmiş yiyecek olması önemli. Ama burada bu sakın yanlış anlaşılmasın. İşte akşam et yersem zarar görürüm. Hayır. Fayda görmezsin. Ama bir yere gittin, bütün arkadaşların kebapçıda eğleniyorlar. Sen de kebap ye. Zarar vermez ama gündüz faydası kebap yemeyip olsun istiyorsan anladım. Gündüz kebap yemeyip akşam yersen o zaman faydası olmaz. O zaman hocam sabah öyle ya, akşam kebap yiyelim. Kebap ama bir yere gidersen kebap ye. Geçenlerde birisi dedi düğün var dedi. Hocam dedi ne yapacağım dedi. Düğündeki yemekleri ye. Tamam ama gündüz de ye. Yani gündüz görevlerinizi yerine getirin. Ben hep herkese bunu söylüyorum. Gündüz yemeklerinizi yerine getirin. Yerine getirirseniz o görevleri yaptığınız zaman her şey yoluna giriyor. Akşam ne yaparsanız yapın. Sorun değil. Anladım. Zaten akşam çok olduğun zaman fazla yemiyorsunuz. Sonra mesela yanlışlardan bir başkası. Sporu sabah erkenden yapıyoruz. Çok büyük bir hata. Sporun ana amacı sindirim sistemiyle sindirimi destekleme. Yani sindirim sistemini desteklemek. Onun için koridorda yürüyen hastalar var. Siz ne yapıyorsunuz? Sabah aç aç koşturuyorsunuz. Yağ yaktım diyorsun. Ne yağını yakıyorsun? O beyaz yağ yanmıyor. Gidiyor kahverengi yağ yanıyor. Ben üniversitedeyken hiç kimse protez ameliyatı olmuyordu. Fakat şu anda 50 yaşında dizlerim bitti diyor. Neden bitiriyoruz? Çünkü yanlış şeyleri yanlış zamanda yapıyoruz. Ne zaman yapacağız hocam sporu? Sporu akşam üzeri yapacaksınız. Yani yemekler girecek. Bakın yemekler şöyle. Aç karnına değil mi yani? Yemekler şöyle girdi. Şu midemiz mi şu an gösterdiğiniz? Şu anda midemiz. Yemekler girdi. İyice fermente oldu. Sindiriliyor. Şey yaptığın zaman bakın buradan bağırsağın içinden vücuda giriyor. Siz eğer bunu bırakırsanız böyle yavaş yavaş girer. Fakat sıkıştırdığınız anda daha çok girer. Hareket berekettir demelerin nedeni bu. Yani hareketle bunu sıkıştıracaksın ama harcamak adına yapmayacaksın. Bunu sıkıştırmak adına yürüyüş. Hatta en son bütün herkes ne diyor? 10.000 adım atmak zorunda değilsiniz diyor. 5.000 adım yeter diyor. İşte 5.000 adım atın. Neden 10.000 adım atacaksınız? Çok kilolu birisine neden spor yaptıracaksın? Yapmasın. Çünkü zaten sakat kalır. Şimdi bir tık ezberler bozuluyor. O yüzden anlamakta da zorluk çekiyoruz aslında. Biz enerji harcadıkça, hareket ettikçe kalori yakıyoruz. Kalori yakıyorsunuz. O zaman
zarar görüyorsunuz, içinizi boşaltıyorsunuz. Ne gerek var içinizi boşaltmak? Hacmi daraltmak için daha çok kazanmanız lazım. Mesela siz az kazanınca mı tadilat yaparsınız, çok kazanınca mı? Ha, anladım. Yani vücuda hep az kazanmak üzerine kurduk bütün evet, her şeyi. Biz her şeyi kısıyoruz değil mi? Mideyi felç ediyoruz çünkü sindirmesini istemiyoruz. Midenin dörtte üçünü alıyoruz çünkü yemesini istemiyoruz. Veyahut da diyoruz ki kalorisi azaltılmış gıdalar vereceğiz. Ya niye kalorisi azaltılmış gıda? Şöyle düşünün, şu kesenin içinde bozuk para var. Bu kesenin içinde bütün para var. Yani şöyle göstereyim. Şimdi bu burada bir sürü para var. Şimdi hangi kese sizin olursa günün sonunu getirebilirsiniz. Buradaki bozuk paralar mı? Bütün para mı? Bozuk paralar boş gıdalar. Yani bol bol salata yersen günün sonunu getiremezsin. Sonra tatlı krizi gelir. Ama sen sağlıklı bir yemek yersen o zaman günün sonunu getirirsin. Diye düşünmemiz gerekiyor. İşte o yüzden biz yiyin, düşünmeyin diyoruz. Düşündüğünüz müddetçe yanlış yapıyorsun. Çünkü mantıkla düşünüyorsun. Az yersem kilo veririm diyorsun. İyi de içini boşaltıyorsun. İçini boşaltmak sana kilo verdirmiyor ki. Aksine sarkıtıyor, iyice buruş buruş oluyorsun. Sıkılaşmak önemli. Ha, sıkılaşmak için mutlaka aldığınız enerji harcadığınızdan fazla olması lazım. Ama aldığınız enerji besleyici olması lazım. Yani siz şimdi bebeğe boş besin mi veriyorsunuz? Yoksa besleyici besin mi veriyorsunuz büyümesi için? Tabii ki de besleyici veriyoruz. Peki bebek nereye büyüyor? İdeale büyüyor değil mi? Hı hı. Şişman bir kişi nereye dönüyor? İdeale dönüyor. Hı hı. İkisi de aynı yolculuk. Evet. Birisi aşağıdan yukarı, birisi yukarıdan aşağı. Şimdi şöyle devam edelim mi hocam? Bir sokak röportajımız var. Az sonra sizlerin de böyle tatlı niyetine tüketebileceğiniz çok güzel bir çikolata topu tarifimiz olacak. Ama ondan önce sokağa çıktık, sorduk. Dedik ki iştahınızı kapatmak için yaptığınız, uyguladığınız taktikleriniz var mı? Bakın ne cevaplar aldık. İştahınızı kapatmak için özel olarak ne yapıyorsunuz? Ben özel olarak sabah kahvaltısını yapmıyordum. Bir de öğlen yemiyordum. Bundan bir iki sene önce 90 kilodan 85 kiloya geldim öyle. Sabah ve öğle yemeği yemeyerek kilo verdiniz. Peki bunun sağlıklı olduğunu düşünüyor musunuz? Sağlıklı değildi bence ama kilo vermek için yaptım. Özel olarak yaptığım bir konu yok. Sabah kahvaltısını yaptıktan sonra öğüne atlıyorum. Öğlen yemeği yemiyorum. Akşam iki dilim kepekli ya da çavdar ekmeği. Dönemin meyvesini yemeye çalışıyorum. Bunları yaparak bir kilo verdiniz mi? Kaç kilo verdiniz? 10 yıldır 73,5 kiloyu aynı şekilde devam ediyorum. Hiç fazla da almadım. 73,5'un altına da düşmedim. Ben özel olarak ekmek hiç tüketmiyorum. Bir de bol bol su içiyorum. 10 kilo verdim bir ay içinde. Şu an hala uyguluyor musunuz bunu? Ya çocuk olduğu için fazla değil. Vallahi ben hiçbir şey yapmıyorum. Çünkü neden? Kalp krizi geçirdim. İki kere kalbim durdu. Ondan sonra Allah'a şükür 6-7 senedir yaşıyorum. 3 günlük dünya iştahımı kapatmak için hiçbir mücadele etmiyorum. Doktorum biri ameliyat demişti, onu da yapmıyorum. Ne kadar giderse. Yani yapacak hiçbir şey yok. Ne ama kadar... sağlığınız için ameliyat olsanız? Ya yok, zaten olamıyorum da. Yok, ben iyiyim böyle, mutluyum. Kendimle de mutluyum. Kendimle de barışım. Ben böyle kendimi de seviyorum. Ben mutluyum ya. Yemek yemeyi seviyorum, bunu inkar etmiyorum. Edersem de yani vücut inkar etmez. Dil söylese, vücut dili der ki yalan söylüyor. Ama onun için... yemek yemeyi seven biriyim. Midemin küçülmesine çalışıyorum. Daha az yiyorum. Sağlıklı şeyler yemeye bakıyorum. Mesela turbu rendeleyip de yediğin zaman bağırsakların çalıştırma bakımından mısır püskürü, maydanoz gibi şeylerde kaynattığımda içtiğim zaman ondan sonra bir midede boşluk bir şey sağlıyor muhakkak. Mısır püskürüyle ne yapıyorsunuz? Mısır püskürü kaynatıyorum. Bol kaynatıyorum, içiyorum. Bağırsakları çalıştırıyor. Bağırsaklar da çok mühim esasında bizim için. Yani biz herkes için çok mühim. Tatlı yemiyorum, yememeye çalışıyorum. Onun yanında beyaz ekmek yemiyorum, yememeye çalışıyorum. Akşam yemeğiyle yatma arasında mutlaka bir kefir içiyorum. Bir atıştırmalarımı önlemek için yaptığım bunlar. Bir takım şeyler var tabii ki mısır püsküründen. Su içmeyle ilgili mesela ne düşünüyorsunuz? Su da mesela içtiğimiz zaman içi boş şişiriyor diye düşündüm. Şimdi sizin anlattıklarınız şöyle, teoriden yola çıkıyor. Vücut suyu tutması için şey olması lazım. Yağ artışı olması lazım. Nasıl siz hamur yoğururken çok un katarsanız su ekliyorsunuz değil mi? Evet. Çok su katarsanız un ekliyorsunuz. Hı-hı. Vücut da o kıvamı oluşturmak için bunu yapıyor.
Onun için mesela çok yağlandığımız zaman su içsem yarıyor hale geldim diyorsunuz. Su içiyorsunuz çıkmıyor. Ay anladım. İçeride ödem oluyor. Aslında o ödemin oluş nedeni yağlanmak. Hatta kortizon alanlarda diyorlar ki tuz yemeyin diyorlar. Çünkü su tutar. O zaman şişmeyiz, yağlanırsınız. Nedeni bu. Su tuttuğu zaman vücut ne yapıyor? Aa diyor su var diyor, bu yağı arttırayım diyor. Hani suyu çok acıdım, ona ekleyeyim gibi. Hepsi birbirini tetikliyor gibi aslında. Mesela bir önümüzde denge. Bir tane tatlı var. Hocamız dedi ki bu tatlıyı kimler yiyebilir? Çok güzel bir testle anlatacağım dedi. İsterseniz onu dinleyelim. Elinde bir tane sütlü aslında, yani en nihayetinde bir tık daha masum olduğunu düşündüğümüz bir tatlıyı kimler yiyebilir? Evde çok basit bir test var hocamız. Vücudunuzun içini doldurmamasını istiyorsanız aynanın karşısına geçin. Zıplayın. Baktınız çok sallanıyorsunuz, dolduracak, sakın yemeyin. Çünkü dolduracak, ya boşluk var. Ama baktınız çok fazla sallanmıyorsunuz, yiyin, hiçbir şey olmaz. Tek yapacağınız bu. Sallanana kadar yiyebilir miyiz hocam? Hayır, sallanarak ye. Sallandığı zaman sallanana kadar. Sallanana kadar yemeyeceksiniz. Sallanma bittikten sonra yiyeceksiniz. Sallanma bittikten sonra. Bir de şöyle bir şey var. Vücudunuz hiçbir zaman size kötülük yapmaz. Siz dengede tutmaya çalışıyor. O yüzden siz vücudunuzu kötü olarak algılamayın. Ona sağlıklı yiyecekler verirseniz vücudunuz sizde çok mutlu mesut yaşar. Evet. Çünkü sağlıklı yiyecekler de eğer enzim de devredeyse mutlu mesut hayatını sürdürür. Bazen diyorsunuz ben ekmeksiz yapamam, tatlıyı çok seviyorum. Aa bir bakıyorsunuz bir müddet sonra tatlıyı falan sevmiyorsunuz. Aslında tatlı enerji isteği, vücut enerjiyi yemeklerden alınca tatlı istememeye başlıyor. Çok basit. Bunu enerji deneyim. Veren yiyecekler neler mi? Mesela ne yersek de çok daha fazla tatlıya ihtiyacımız olmaz. Yani yine sebzeler, baklagiller. Çerez. Çerez mi? Fındık, ceviz, badem, çiğ olacak. Bunu yerseniz tatlı isteği %70 kayboluyor. Niçin? Çünkü enerji veriyorsunuz. Ama siz çerezi yiyip sindirim sistemi daha düzeltmeden aa benim çerez hiçbir işime yaramadı demeyin. Çerezin üzerine önce, bir de çikolata yiyeyim dersek. Aa, çikolatalı çerez yemeyin. Onun için bakın size bir tane çok güzel bir tatlı yapıyoruz. Hadi yapalım, çok basit hem de. Sizin çikolata ihtiyacınız mı var yoksa kakaoya karşı bir düşkünlüğünüz mü var, bunu anlarsınız. Bakın içine ne koyuyoruz? Badem ezmesi veyahut da fındık ceviz ezmesi. Fındık da olur mu hocam? Fındık da olur. Ezme ama iyice ezeceksiniz. Sonra içine biraz labne peyniri koyacaksınız. Bakın bunda tat yok. Labne niye koyduk? Labneyi koymamızın nedeni yani bir kıvam versin. Bir de kakao koyacağız ya. Tamam. Karışsın diye. Yani çikolatamsı bir şey olsun diye. Ha. Şimdi bunun içinde hiç tatlı yok. Şu anda. Eğer siz bunu yediğinizde bunu iyice eziyorsunuz. Top haline getiriyorsunuz, çikolata gibi iyice karıştırıyorsunuz. Ama hocam yapın ama ya, niye yapmıyorsunuz? Tamam yapalım. Böyle eziyorsunuz, eziyorsunuz. Hatta iki tane alayım. Hocam istiyorsanız ben yapayım. Ben neler yaptım? Hayır, yok mutlaka yapıyorsunuzdur canım. Labne. Labne. Badem ezmesi. Badem ezmesi ve kakao. Şu an tam kakao. Bana göre oldu. Kakao. Şimdi bunu alıp bir parçasını ağzınıza atın. Sadece 5 dakika bekleyin. Mesela bunu atın. Bunu ben de yiyeyim. Nasıl? Biraz bekleyeceksiniz. Tam anlayamadım ki. Ne tadını anlayamadım hocam. Bu nedir? Kakao. Eğer ağzınıza bir müddet kaldıktan sonra çikolatam yemiş gibi bir hat oluyorsa o zaman sizin kakaoya ihtiyacınız var. Ama içine olmadı. Biraz keçi boynuzu. Bana olmadı. Çikolata yemişim gibi his gelmedi bana şu an. Labne yemek yemişim gibi. Çünkü çikolatasını az koydunuz. Evet, az koyduk. Şimdi mesela hocam, keçi boynuzu. Hocam nasıl bir tıknız, pinti bir eldir bu. Azıcık şunu töksünüzse. Vallahi bak tarifte bir sıkıntı var. Bir saniye hocam. Bak şimdi hocam. Bol bol. Bak şimdi neler oluyor. Şimdi bu çikolata topu oldu. Sizinki labne topu oldu. Labne. Ben elimi korkak alıştırdım evet. Herhalde. Evet. Demek ki elinizi korkak alıştırmayacaksınız. İyice çikolata olması için kakaoyu, labne peynirini ve badem ezmesini koyacaksınız. Oldu. Yalnız eğer baktınız çok rahatsız ediyor. İçine biraz keçi boynuzu tozu koyabilirsiniz. Yani biraz tatlanması için. Bir de bal. Bir de korkmayın. Vücudunuz hemen aldığı bütün fruktozu getirmez.
yağ olarak depolamaz. Mesela aldığınız enerji ihtiyacınız 1500 kalori değil mi? Günlük. Hı hı. Bunun 500'ünü bu tür gıdalardan aldığınız zaman vücudun zaten günlük olarak bunu harcayacağı için beyaz yağ çevirip sizi şişmanlatmaz. Burada amaç doğru bir gıdaları da yemek, yanlış gıdaları mümkün olduğu kadar azaltmak. Beyaz yağ nasıl dönüşüyor onu bir anlatır mısınız? Bir şey yedi, herhangi bir şey yediğimizde mesela bir makarna yedi. Makarna yedi. Beyaz yağ dönüşecek mi? Bu kesin mi yani? Bakın. Nerede eğer, yersem, ne zaman yersem, şöyle, nasıl yersem. Vücut eğer gevşekse içini doldurmak için beyaz yağ dönüştürür. Nasıl ben o kağıdı buruşturdum, altına teptim onun gibi. Ama bazen de değiştirmiyor. Her zaman yapmıyor bunu. Siz uzun süre aynı şeyleri devam ettirirseniz yapıyor. Mesela ben evet, bütün uzun, herkese bir kere, diyorum iki kereden ki bir, şey bir kere yedin unut diyorum. Bir daha devam etme hiçbir şey olmaz diyorum. Çünkü vücut birdenbire beyaz yağ çevirmiyor. Her yediğinizi her an çevirmiyor. Düşünsenize 100 kilo olan bir kişi bile 120 olmuyor tatlı yediği halde. 100 oluyor, 101 oluyor, 102 oluyor, 103 oluyor. Ondan sonra 100'e geri dönüyor. Evet. Çünkü orada denge kurmuş. Vücut dengeli olduğu yeri sever, geri döner. Seyahate gittiniz, 2 kilo aldınız. Hiçbir şey yapmazsanız o 2 kiloyu verirsiniz. Zaten verirsin. Ama vermek için uğraşırsanız 7 kilo verebilirsiniz, sonra 10 kilo alırsınız. Yani yemediğimizde, o 2 kiloyu vermek için yemediğimizde sıkıntı evet. yaratıyor. Hatta şöyle bir şey var. Normal ben herkese bunu söylüyorum. Diyorum ki, beyaz yağ dönüşen gıdalar vücudumuz için günah olsun. Günah mı? Günah olsun. Tamam. Yani günah olsun. Diğer gıdalar da mesela yemekler sevap olsun. Siz bir günah işlediniz. Ne yapacaksınız? Sevabı azaltırsanız olmaz. Sevabı arttıracaksınız. Yemeği daha çok arttıracaksınız. O zaman bir daha tat damışı istemeyeceksiniz. Hmm. Çok basit. Ya arada bir yediniz. Mesela yazın gittiniz dondurma yediniz. O da çok ilginçtir. Ne zaman yersiniz? Yemekten sonra mı? Hani ne anlamda sordunuz? Ne zaman yersiniz? Ben... Akşam yersiniz. Akşam mı yenir dondurma? Çünkü bakın yazlığa gitmişsinizdir. Dondurmacının önünde ne zaman kuyruklar var? Akşam, akşam var. Doğru. Orada hep şişmanlar mı var? Hayır. Şişmanlar nerede? Kebapçının önünde kuyruktalar. Çünkü gündüz yemek yememişler. Hepsi orada kebapçıyı da yiyorlar. Hmm. Siz gündüz yemişsiniz. O zaman arada bir tane dondurma yemişsiniz. Bir şey yapmaz. Çünkü vücut ihtiyacını almış. Artık kendini güvende hissediyor. O zaman sorun olmuyor. Hmm. Ama bu demek değildir ki her akşam ben dondurma yiyeceğim. Hayır. Bir de şöyle bir şey var. Mesela eğer siz tatlıyı istiyorsanız vücut sizden bir sistem bozukluğu var. Sizden o tatlıyı istiyor demektir. Yani rüşvet istiyor gibi. Hmm. O zaman vermeyeceksiniz. Biz de ona kayıtsız kalamıyoruz normalde kayıtsız ama vermememiz gerek. Vermeyeceksiniz. Vermedikçe ama, de istememeye mi başlıyor? Arkadaşa gittiniz herkes tatlı yerken siz de bir kaşık tatlı yediniz. O bahşiştir. Bir şey yapmaz. Birisi bahşiş, birisi rüşvet. İstiyorsa vermeyeceksin ama zaman geldi öyle bir ortam oldu yiyebilirsin sorun olmaz. Ama her gün ortam olmuyor zaten. Olmuyor tabii ki de. Peki tartılma konusundan biraz tartıya çıkma konusundan birazcık bahsedelim. Bu da çok stres kaynağı bir şeydir. Kimi zaman korkulu rüya haline bile gelebiliyor ama eğer siz bazı doğruları yapıyorsanız tartılmadan da zayıfladığınızı anlayabilirsiniz. Bir kere zaten hissedersiniz hem kıyafetlerinizden hem aynada duruşunuzdan ama hocamız diyor ki mesela yemek yerken ekmeksiz doyabiliyorsanız çok sevdiğiniz makarna pilav olmadan da o kuru fasulye pilav işte döner pilav mesela onları bir kenara atıp sadece yemekleri yiyip pilavsız da yemeği başarıyorsanız işte şimdi tartıya çıkmanıza gerek yok diyor bir. Böyle bir sürü faktör var. Bunlardan biz, biraz bahsedelim. Hiç tatile çıkmamıza gerek kalmayacak. Kapanma oldu ya. Evet. Biz de kliniği kapatmak zorunda kaldık. Çünkü mecburi bir şey değildi. Evet. Geri dönenler, 3 ay sonra geri dönenlere sorduk. Tartıldı mı tartılmadı. Tartılanların hepsi ya kilo verememiş veya almış. Tartılmayanların hepsi kilo vermiş. Neden? Hmm. Çünkü iki tür tartılıyoruz. Bir tanesi kilo aldık mı diye tartılıyoruz. Öbürü de kilo verdik mi diye tartılıyor. Kilo aldık mı diye tartılanlar... Yanlış bir şey yapmışlardır. Acaba bozdum da kilo mu aldım diye tartılıyorlar. Eğer almadığını görürse çünkü hemen her şey bozulmuyor ki. Siz tatlı yer yemez kilo almıyorsunuz. Hı-hı. Ne oluyor? Şımarıyorlar. Hı-hı. Kilo verdin mi diye tartılanlar vermediğini görünce bozuluyor, bırakıyor. Halbuki tartılmazsan evet. Gayet mutlu mesut yaşıyorsun. Yemek yediğimizde iyice doyduğumuzu hissedip öğün aralarında bir şey atıştırmak istemiyorsak başarıyoruz demektir. Aşırı olan tatlı, hamur işi, meyve isteği eğer azalıyorsa yine başarıyorsunuz demektir. Akşam gece gelen aşırı atıştırma ve bir şeyler yeme isteğiniz azaldıysa hatta kaybolduysa başardınız demektir.
Çorap giyerken, eğilip kalkarken, elbise giyerken hareketlerimizde bir kolaylık başladıysa, yürüyüş yaparken eskisi kadar çabuk yorulmuyorsak yine başardık demektir. Artık kaç kilo verdiğimizi takmamaya başladıysanız, önce sağlık diyorsanız, ben güzel yiyeceklerle besleniyorum ve bedenime iyi bakıyorum diye düşünmeye başladıysanız da tartıya çıkmanıza gerek yok çünkü başardınız demektir. Evet, harika hocam, basit, çok güzel. Evet. Zaten ben her gün bütün danışanlarla konuşurum. Bir WhatsApp mesajı gönderirim, bir video gönderirim. Çünkü bir insana hani 40 kere söylersen yapıyormuş ya. Tabii biz biraz farklı bakış açımız olduğu için insanları yedirmek çok zor. İnanın yemeden kilo vermek çok kolay. En basiti o. Doğru. Ama aslında en basiti ama mümkün olmayanı o. Çünkü içinizi boşaltıyor bir yerde sonra duruyor. Halbuki yemek kendine bakmak, kendine yatırım yapmaktır. Evet. Şimdi siz yatırım yaparken uğraşmazsanız işte ne çıkarsa bahtıma yedim derseniz doğru, hiçbir şey olmaz. Doğru. İşte ne çıkarsa bahtıma demeyeceksiniz. Vücudunuz çok özel. Mesela siz banyonuzu tadilat yaptıracaksınız. Gidiyorsunuz fayans seçiyorsunuz değil mi? Kendi bütçenize göre ama 4-5 tane fayansın arasında kendi fayansınızı seçiyorsunuz. Ama gidip de yemeğinizi seçmiyorsunuz. O da yatırım doğru, bedenize. Doğru, doğru. Gidiyorsunuz ne boğulursanız iyi veriyorsunuz geçiyorsunuz. Çünkü vücut hiçbir zaman şey yapmıyor. Elinden geleni yapıyor. Evet. Biz de ona birazcık yardımcı olacağız. Sizin verdiğiniz yine bilgilerle. Doktor Fevzi Özgün'ün hocamız bizlerle beraberdi. Çok çok teşekkür ediyoruz. Yeni farklı bilgiler edindik sayenizde. Bir alkış rica ediyorum hocamıza. Çok çok teşekkürler ediyorum. Hocamızı uğurlar.